Evet arkadaşlar, 20 numaralı sorunuz. Yine bir problem sorusu galiba. Ne diyor? Şu kalemimizi aldım şuradan. Demiş ki, şöyle seçeyim. Farklı hızlara sahip eşit uzunluktaki A ve B pencerelerinin otomatik hareket eden panjurları tamamen kapalı iken yürütüldüğü andan itibaren 4 saniye sonra birinci şekil. Ne olmuş birinci şekilde? B 26 giderken A 6 gitmiş, 20 gitmiş. Yani 4 saniyede 6 santimlik fark oluşmuş. Evet hocam. Evet. B penceresinin panjuru tamamen açıldığı anda ikinci şekil elde edildiğine göre. Bu da ikinci şekil olmuş. Burada fark 30'a çıkmış gördüğünüz gibi. Bakın, o zaman şöyle soralım. Kaç saniyede bu fark 30 olur? 5 kat 5 kat. Yani 20 saniyede şu ikinci durum yaşanıyormuş arkadaşlar. 20 saniyede bu durum. Yani B'nin tamamen kapanması durumu 20 saniyeymiş. Peki soruyorum. 4 saniyede B için söylüyorum arkadaşlar. Bakın. B. 4 saniyede bu adam 26 gitmemiş miydi? Peki 20 saniyede tamamı kapanıyormuş. Demek ki hocam bu bunun 5 katı, bu bunun 5 katı. 130 santimmiş şuranın tümü çocuklar. 130 santim imiş. Peki ne diyor bana soru? A ne kadar zamanda bu işi bitirir diyor. A peki ne yapmıştı arkadaşlar? A 4 saniyede 20 kapatmış. Peki kaç saniyede bu 130'u bitirir? Yani tamamını bitirir diye soruyor. Şu şunun 5 katı. Bunu 5'e bölerseniz gençler o zaman. 26 saniyede o zaman bu iş biter. Güzel bir problem sorusu olmuş. Güncel bir soru. Beğendik. Peki 20 bu. 21 numaralı soru. Evet. Şuradan yerleri değiştirelim. ABC mağazalarında satılan bir gömleğin 3 mağazadaki ABC mağazaları. Şuraya bir ABC yazalım arkadaşlar. Kafamız karışmadan. Ortalık karışmadan. Stok sayıları 23, 11 ve 28. Sırasıyla mı? Evet. 23, 11 ve 28. Şuraya kadar hallettik soruyu. Bir hafta boyunca 3 mağazada stoğuna yeni gömlek eklerken bir taraftan da satış yapıyorlarmış. Hem gelen var hem giden var. Bir sonraki hafta ise ABC mağazalarındaki stok sayıları sırasıyla 11, 29, 36 olmuş. Yani ne demek bu çocuklar? Hocam burada 12 azalmış. Yani satış daha fazlaymış alıştan. Burada 18 artmış. Gelen mal daha fazlaymış demek ki satıştan. Burada 8 artmış. Burada da gelen mal daha fazlaymış dersiniz. Şimdi devam ediyor şimdi. Bu hafta boyunca stoğa eklenen gömlek sayısının, satılan gömlek sayısının oranı bazı mağazalarda 3, bazı mağazalarda 1 bölü 3'müş. Şimdi şu A mağazası için durumu değerlendiriyorum arkadaşlar. A mağazası satılan ve gelen, dükkana gelen diyelim. Satılan mal ve gelen mal olsun. Satılan mal 12 tane açık olduğu için satılan mal daha fazla. Oran da ya 3 olacakmış ya 1 bölü 3. Demek ki satılanınız 3K, mala, dükkana gelen mal K. Yani eksi 3K olmuş, artı K gelmiş diye düşünün. Demek ki 2K'lık fark 12'ye eşitmiş. K 6. Yani A mağazasında 18 tane satış var, 18 tane giden var. Yerine K, yani 6 tane dükkana gelen mal varmış arkadaşlar. Bakın oran 3 veya 1 bölü 3 dediği bu. B mağazası için durumu değerlendiriyorum. B mağazasında 18'lik bir artış var. B mağazasında satılan ve dükkana gelen mal diye değerlendirelim yine. Burada artma olduğu için gelen mal daha fazla. Buradaki oran 3A'ya A olmalı. Niye? Burada gelen mal daha fazla. Artı çıkmış çünkü değer. Buradaki fark, yani şunun satılan eksi olduğunu söylerseniz 2A'lık farkın 18, A'nın 9 olduğunu söylersiniz. Yani bu dükkana dükkanda 9 tane mal satılmış. Yerine de 27 tane mal gelmiş ki bakın 18'i vermiş. Aynı mantığa göre yine 3T'ye T'lik bir durum var. Bu da mal fazlası var. Dolayısıyla gelen mal daha fazla. 8, 2T, 8, T4. T4 ise bu dükkan 4 tane satıp 12 tane almış arkadaşlar. Bu 3 mağazada satılan toplamı sormuş bana. Satışlar şu eksiyle gösterdiklerimde arkadaşlar. Ne oldu orası? 18
Öyle oldu değil mi? Bakalım 18, 9, 6. 3 mağazada satılan toplam gömlek sayısı. Satılan 18. 9 daha 27. 4 daha 31 tane gömlek bu dükkanda toplam satılmış. Bence çok şık bir soru sormuşlar arkadaşlar. En beğendiğim problem sorusu diyebilirim. Defalarca durdurup durdurup izletin arkadaşlar. YouTube kanalımızdan. Ben beğendim. Evet. Zemin kat ve üzerinde 3 kat olmak üzere. Bir dakika. Zemin kat ve üzerinde 3 kat. Zemin 1, 2, 3. Tamam. Olmak üzere 4 katlı bir hastanenin asansöründe katları temsilen bilmem ne butonları varmış. 3. katta boş olan asansör bu kattan itibaren zemin kata inecektir. Güzel. Asansörü 3. kattan itibaren zemin kat hariç her katta kat numarasıyla orantılı. Orantılı. Orantılı doğru orantılı demek gençler. 3K. 3K kişi bindi 3. kattan. Aşağı indi. 3K var. Burada bu katla doğru orantılı adam bindi. Evet. Sonra bu katta 3K artı 2K kişi var. Burada da orantılı bindi. Zemin kat hariç demiş. Anlattığı şey şuraya kadar bu. Evet. Bindi. İkinci kattan itibaren onu da farklı renge geçiyorum arkadaşlar. Şöyle yeşil yapalım. İkinci kattan itibaren asansöre zemin kat hariç her kattaki ters orantılı. Kat numarasıyla ters orantılı. Yani buraya M kişi binsin. Bakın ters. 2 ile M 2M eder. 1 ile de o zaman ne olmalı? Ters orantılı olmalısınız. 2M kişi inmiş burada arkadaşlar. Şu işaret artı değil. Eksi olacakmış. Şunu ben sileyim de. Artı eksi kafanızı karıştırmasın. Bunlar inmiş. Burada M kişi inmiş. Burada da 2M kişi inmiş. Zemin katla ilgili yine bir şey yapmamış. Bu durumda zemin kata gelindiğinde asansördeki kişi sayısı. Topluyorum abicim zemin katı. 3, 5, 6K eksi 2M. Zemin kat 6K eksi 2M'dir. Zemin kata gelindiğinde asansördeki kişi sayısı. Evet yani şurası. Şuraya yazayım. 6K eksi 2M neye eşitmiş? İkinci katta asansöre binen. İkinci kat burası. İkinci katta binen adam sayısı 2K kadardı. Adam sayısına eşitmiş. Yani ikinci katta asansöre binen kişi sayısı kadarmış. Zemin kata gelindi asansördeki kişi sayısı. Yani şurada M ile 2M'yi toplarsak 2M etmez. 3M eder. Yanlış yazmışız. Şuraya düzeltelim. Şöyle yazarsanız ne olur? 4K eşittir 3M diye bir ilişki varmış. Şu anlattığı yerde. Devam ediyorum. Asansör ikinci kattan birinci kata hareket ederken, ikinci kattan birinci kata hareket ederken durum şudur. Yani 5K eksi M ile hareket eder. İçinde 22 kişi varmış arkadaşlar. Güzel. Ben burada K'ya 3P, M'ye de 4P yazarsam, K'ya 3P yazarsam burası 15P eder. M'ye 4P yazarsam burası da 4P eder. Şurası 22 idi. 11P 22'den P'nin 2 olduğunu buldum arkadaşlar. Üçüncü katta asansöre bineni soruyor. Yani 3K'yı soruyor. K 3P olduğu için gençler burada ne olur? 3 kere 3 9P'yi soruyor adam bana yani. 9P nedir diye sormuşsunuz. 9P'niz 18 olur. Biraz işlemi uzun bir soru. 22. soru. Evet. 23. Oyun sorusu gibi sanki. Ne diyor? Kalemimi alayım şöyle kırmızı olsun. 3 lira fazla olsun. Aşağıda 8 taş ve 9 yerden oluşan oyun kutusunda taşlardan biri boş alana kaydırıldığında oyuncu bir hamle yapmış oluyor. Buna göre birinci şekildeki oyun kutusundaki oyuncu en az kaç hamle yaparak ikinci şekildeki durumu elde eder? Bakalım. Şimdi bir sayısından başlayalım. Bir sayısı buradaymış. Yine burada. Sıfır hamle yapmışız. Şu biri sildim kullandığım için. İki. İki sayısı arkadaşlar şuradaymış buraya gelmiş. İki sayısı için hamle sayınız buraya bir tane gelmiş. Tek hamlede buraya geldiniz. İkiyi de kullandığım için sildim. Üç sayısı için neredeymiş abi? Şuradaymış yukarı çıkmış. Bir yukarı gelmiş. Bir yukarı gelmiş. Dörtte. Üçü kullandığım için sildim. Dört nerede? Şurada. Bakın buradaymış buraya gelmesi lazım. Hareket sayınız bir aşağı bir sola. Yani dört için iki tane hamle yapmanız lazım. Beş. Beş neredeymiş? Buradaymış ortaya gelmesi lazım. Bir yukarı bir sola gelmesi lazım. Yani beş içinde iki hamle yapmanız lazım. Beşi de kullandım. Altıdayım. Altı neredeymiş? Yukarıdaymış bir aşağı inmişsiniz sadece. Yedi neredeymiş? Yedi buradaymış bir sola kayacak.
Son 8. 8 ortadan sağa kayacak bir tane. Kaç hamle yaptınız diye soruyor. Toplayalım. 1, 2, 4, 6, 9. 9 hamlede. Bu iş bitmiş. Direkt mantık sorusu sormuştur arkadaşlar. 23 numaralı sorumuz da. Peki. 24'te ne yapmış gençler? Bakalım. 24 numarada. Her yüzünde birden 6'ya kadar rakamlardan farklı birinin bulunduğu bir zarda karşılıklı yüzler toplamı eşittir. Şimdi birden 6'ya kadar toplam bu. 6 çarpı 7 bölü 2. Yani bir zarın üst yüzündeki sayıların toplamı 21. Çiftlilerden 3 tane olduğu için her birinin toplamı 7'dir. Bir zarda karşılıklı yüzler toplamı demek ki 7'ymiş gençler. Şimdi 1 ise aşağı katta görünen o zaman 6. 4 ise arka tarafta görünen 3 olmalı. Birinci durumda zarın görünmeyen yüzlerindeki sayıların toplamı. Şimdi burada görünmeyen yüzünde burada ne var? 6. Biz görünmeyen bu. Arka tarafta görünmeyen yüzümüz var 3. Bir de görünmeyen sol taraf var. Dolayısıyla 6, 3 daha 9 demek ki şuraya 2 kalıyormuş. X ile gösterilen yer 5'miş. Demek ki şurası 5'miş. Durumumuz bu. Anlattığı şey bu. İkinci durumda zarların görünmeyen yüzlerindeki sayıların toplamı. Hemen bakalım. Görünmeyen yüzlerindeki sayılar. Şimdi burada görünen ne var? Birinci zarda. Görünmeyenleri bir yazayım ben size. Birinci zar. Birinci zarda. 4 arkasındaki 3'ü göremem. 1 altındaki 6'yı göremem. Bunu anladık. Bunu göremedim. Öbüründe ne yaptık? Bakın 4 ise 3'ü göremedim. 1 ise 6'yı göremedim. Hem solu hem sağa göremiyorum. Ama onların ne olduğu da çok önemli değil. Toplamları çünkü 7 olduğunu biliyorum. Yani kaçsa kaç. 2 ve 5 olduğunu biliyorum ama toplamları 7 sonuçta. İkinci zardayım arkadaşlar. İkinci zarda görünmeyen yüzler. Şimdi 5'i görüyorum, 2'yi görmüyorum arkasındaki. Toplamı 7'ydi çünkü. 1'i görüyorum, arkasındaki 6'yı görmüyorum. 3'ü görüyorum, arkasındaki 4'ü görmüyorum. Benim göremediklerim bunlar. Toplamını sormuş. 7, 13, 16, 20, 26, 28 cevabınız olur. 24 numara. Durdurup durdurup arkadaşlar izlerseniz bu teknolojinin nimetlerinden faydalanın. Güzel. 24. Şık bir soru sormuşlar yine. Başka bir soru. Yaş problemi sorusu sormuşlar. Ne diyor? Bir babanın farklı yaşlarda 3 kızı vardır. Hemen yazalım. Baba, kız 1, kız 2, kız 3. Hikayenin gelişine göre ayarlayalım olayı. En küçük kız babasına, şu en küçük olsun. En küçük kız babasına, babacığım, ablamların ve benim yaşlarımızın toplamı kaç yıl sonra senin yaşın kadar olur? Ablamlar dediği için şunlara ben bir A diyeyim, şu kıza da B diyeyim. Ablamlar ve benim yaşlarımın toplamı, yani A artı B. Acaba kaç yıl sonra demiş? 4 yıl sonra. Şimdi 4 yıl kız ve ablaları büyüyecek. Dolayısıyla 3 kişi büyüyeceği için 12. Babanın yaşı 4 büyür. Eşit olacaklarmış demiş. Babası bunu söylemiş. A artı B toplamı babanın yaşının. O zaman ben babanın yaşına ne yazarım arkadaşlar? Bu tarafa atarsam baba yerine A artı B artı 8 yazabilirim. Şu A artı B artı 8 yaşın demiş baba. Şu kız B yaşında. Şunların yaşlarının toplamı da A olduğunu anladık. Peki sadece ablamların yaşları toplamı. Ablasının yaşlarının toplamı A gençler. Kaç yıl sonra senin yaşın kadar olur demiş. O da 15 yıl. Şimdi iki tane ablası var bunun. 15 yıl. İki kişi oldukları için 15, 15, 30 büyürler. Baba sadece 15 büyür. Yani A artı B artı 8'i 15 arttırırsanız eşit oluyorlarmış. A'lar gider. Buradan B değeriniz, şurası 23, 7. B değeriniz 7. En küçük kızın bugünkü yaşı B yaşındaydı arkadaşlar. 7. Şu görünmeyen şıkkımız 7 galiba. Evet. 25 numaralı sorunuzun cevabı da Bursa olur arkadaşlar. Güzel bir yaş problemi sorusu. Bu ne abicim? Tuvalet kağıdı falan. Sensörlü bir kağıt havlu makinesi her kullanımda 20 santimlik havlu parçası verecek şekilde standart kullanıma sunulmuş. Tam bir rulo havlu takılıp bir süre kullanıldıktan sonra makinenin ayarı her kullanımda 15 santim verecek şekilde ikinci durumu ayarlanmış arkadaşlar. Tamam. Normalde 20 veriyormuş. Artık 15 versin demiş. Arka arka yapılan bu iki ayarda bir rulo havlu 48 kullanımda bitiyor. Son ayarında çalışan makineye bir rulo uzunluğunun 2 bölü 3'ü şöyle bir daha bakayım. Son ayarında çalışan makineye bir rulo uzunluğunun 2 bölü 3'ü uzunluğunda başka bir rulo havlu takıldığında, yani
Şuna 3K diyor. Buna 2K diyor arkadaşlar. Yeni rulo 36 kullanımda bitiyormuş. Yani şurası 2K dediğiniz şu arkadaştan bahsediyor. 36 kullanımda bitiyormuş. Her kullanımda 15 harcıyorsunuz. Buradan 2K eşittir 540. K eşittir 270. He, 270'miş K'sı. Yani normal şartlarda 3K'ydı burası. Yani 3 kere 270. 810'luk bir rulomdan bahsediyorum şu birinci durum. Bu adam arka arkaya yapılan iki ayarda 48 kullanım kullanıyormuş. Şimdi 20'liklerde x defa kullansın. 15'liklerden de toplam 48 olduğu için arkadaşlar geriye kalana kadar yani 48 eksi x kadar kullansın. Toplamı da 3K yani 810 kadardı. Peki şu işlemi yapalım. 20x eksi 15x bir kere şurası 5x çıkar. Artı 48 kere 15 480 240 720 yapar. Çok uzatmayayım ben buralarda sizi üzmeyeyim. 90 eşittir 5x. X eşittir 18. Atlamayın nereyi sormuş? Makine standart ayarı. Standart ayarı 20'liklerden bahsediyor. Yani X'i sordu şurada. 18 defa 20'lik kullanmıştır arkadaşlar standart ayarda. Güzel. Anlatımı biraz karmaşık gibi görünüyor ama çözümü gayet rahat anlaşılır diye düşünüyorum. Bir defa daha izleyin lütfen. 26 numaralı soru. Okuyorum. Bir hız problemi sorusu ne demiş? Deposunun yakıt alma kapasitesi eşit olan iki araçtan A aracı 100 kilometrede 5 litre, öbürü de 100 kilometrede 6 litre. Şimdi biri 5 litre, biri 6 litre kafamız karışmasın. 5'in 6'nın katı olan bir depo hacminden bahsedelim. 30K litrelik bir hacimden bahsedelim. Bu adam, bir yola gidecek bunlar. A aracı 30K litre var, 5 litre yakıyormuş 100 kilometrede. Yani şöyle yazalım. 5 litre yakıyormuş 100 kilometrede. 30K ile ne kadar gider? 6 katı 6 katı. 600 gider arkadaşlar. A aracı ne kadar gitti? 600K kilometre yol gitti burada. Peki öbürü? O da 6 ile 100 gidiyormuş arkadaşlar. 30K ile ne kadar gider diye sormuşsunuz. 5K 5K o da 500K gider. Güzel. Yani biri yolu bitirdiğinde biri 500K'da şu anda. B aracının yakıtı bittiğinde bitti. A aracı kalan yakıtıyla 160 kilometre daha gidecekmiş. Yani şu mesafenin 160 kilometre olduğunu söylüyor. Yani 100K 160 ise B aracını soruyorsunuz. Yani 500K'yı soruyor bana. Nedir diye soruyor. Hocam 5 katı 5 katı yani 800 kilometredir diye bir oran orantı sorusuyla cevabın Ceyhan olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. 27 numaralı sorunuzla. Güzel. 27 cevabımızı da bulduk. Evet. Okuyalım. Aşağıda bir elektrikçide teşhir ürünü olarak bulunan mavi, beyaz, sarı ışık veren ampullerin sayılarının oransal dağılımı birinci grafikte. Bunların kaçının açık ya da kapalı olduğu da ikinci grafikte verilmiş. Peki. Şimdi birinci grafikteki durumumuz şu. Arkadaşlar. Elimizdeki sayılardan bahsediyor. 90, şunlar eşitmiş. 360'dan 90 çıkarırsanız 270 eşit bölmüşler. 135 buna, 135 buna. Yani elimde mavi, toplam sayılardan bahsediyorum şu anda. Şurada yazalım. Mavi 90K, efendim beyaz 135K, öbür renk neydi? Sarı. Sarı da 135K varmış. Devam ediyorum. Sarı ampullerin %20'si. Sarı ampul şu. 135K. %20'si arkadaşlar 5'te 1 demek. Artı. Beyazların %40'ı. Beyazların %40'ı. %40'ı 1 bölü 5'in 2 katı. Yani 2 bölü 5 demek %40. Şu %20 demek burada da. Bu %40 demek arkadaşlar 2 katı. Mavilerin de sadece 13 tanesi. Kapalıymış. Burası kapalı. İşlem yapalım. Şunun paydası 1'di. 135, 270. Şurası 1'di. Şurası 1 ile. Burası 1 ile. Bu 5 ile. Yazalım. 135K artı 270K artı 65 bölü 5. Bunlar ne? Kapalı. Yani 405K artı 65 bölü 5 kapalı. Peki
toplam açık ampul sayısı. Bu kapalı 120 derecemiş. Yani tamamının 3'te 1'ine eşitmiş. 360K vardı ürün bizde. Kapalılar bunun 1 bölü 3'ü. Yani 120K'ya eşitmiş arkadaşlar. Bu sayı kaça eşitmiş? 120K'ya eşitmiş. Anlattığı bu. İçler dışlar yaparsanız 405K artı 65 eşittir 600K eder. 65 eşittir 195K eder. K bende 1 bölü 3 gençler. K 1 bölü 3. Benden ne istiyorsun? Toplam açık ampul sayısı. Şimdi K 1 bölü 3 de başlangıçtaki sayı 360 çarpı 1 bölü 3. Yani toplam ampul sayınız 120. Bunun 1 bölü 3'ü yani 40 tanesi kapalı, 80 tanesi açık. Toplam açık ampul sayınız 80'dir. Ben çok beğendim yine grafik problemiyle ilgili. Çok kolay değil, güzel bir soru. Anlatımla ilgili bir soru. 28 bu, 29. Ne diyor 29? Şimdi, yukarıda numaralandırılmış mavi ve kırmızı toplar. Nasıl kırmızı? Sarı bu. Neyse kırmızı değil, sarıymış artık bu. Güzel. Aşağıda bir örneği gösterilmiş. A ve B tüplerinde her birine 3'er tane gelecek şekilde yerleştiriliyor. Güzel. Bu işlem rastgele yapıldığında aynı renkli topların aynı tüpe gelecekmiş. Aynı renkler aynı tüpe. Oh. Bir de yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarıya ardışık olacakmışsınız. Bir dakika. Şimdi olasılık biliyorsunuz şarta şurta bakmaz payda kısmında toplam 6 tane top var. 6 tane farklı top 6 faktörel dizilir. Güzel. Şimdi bu şart nasıl sağlanır? Mavi toplar 1, 2, 3 diye yazılabilir ya da 3, 2, 1 diye yazılabilir. İki durum. Sarı toplar için de aynı durum söz konusu. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Yani iki durum şu durum, iki durum bu durum. Bir de maviler bu tarafta, sarılar bu tarafta. Yani mavi ile sarının yer değiştirme durumuyla ilgili bir çarpı 2 faktörel durumumuz söz konusu. Mavileri bunun içine koydum. 1, 2, 3 olabilir, 3, 2, 1 olabilir. B kutusuna koydum. Sarıları 1, 2, 3 olabilir, 3, 2, 1 olabilir. Ya da bunlar tam tersine dönebilir. Yani cevabınız 8 bölü 6 faktöreniz 720 demek gençler. 1 bölü 90 Bursa doğru cevabınız olur. Sıralama permütasyon sorusu. Evet. 30 numaralı soru. Bir baba her katta ikişer daire olan 5 katlı bir bina. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5. Her katta 2 tane daire var. Güzel. Toplam 10 daire var. Filiz en üst ya da en alt katta oturmak istemiyor. Yani Filiz'in oturacağı yer şu aradaki 3 kat. 3 kere her katta 2 tane daire olduğu için Filiz 6 tane daireden bir tanesini seçti. Güzel. Filiz oturdu. Büşra da Filiz'le aynı katta oturmak istemiyormuş. Şimdi bakın. Atıyorum Büşra şu kattan bir yerde oturdu. Bu kız burada oturmak istemiyor. O zaman geri kalan 4 tane katım var. Dolayısıyla 8 tane dairem var. O 8 tane daireden bir tanesini seçerse hem Filiz'i en üst en alt katta bir yerde oturtmamış olursunuz. Hem de aynı katta oturmamış olurlar. Cevabınız 48 durum olur. 30. sorumuz da bu şekildeymiş arkadaşlar. Evet ondan sonra geometriye geçiyor. Sınavımız umarım güzel geçmiştir. Ben çok beğendim soruları. Yine böyle kaliteli sınavlarla buluşmak üzere. Haftaya kamp dönemimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyoruz.